Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir tarafta TR Challenger birincisinin takımı ve full TR Challenger neredeyse takımındaki oyuncular. Diğer tarafta da yine TR'de Challenger olanlar ama aynı zamanda da West'te Grandmaster seviyesinde olan bir takım var. Bu iki takım bu videoda karşılaşacak. Bu iki takım bizim üçüncüsünü düzenlediğimiz ödüllü 5 ve 5 turnuvamızın finaline kalan iki takım arkadaşlar. Biliyorsunuz turnuvaları Game.tv üzerinden yapıyoruz. Turnuvanın sonunda da ilk 4'e kalan takıma belli ödüller veriyoruz. Ödülleri ekranda göreceksiniz şimdi ne ödüllerini verdiğimizi. Bu iki takım bütün rakiplerini yenerek finale kaldılar. Gerçekten yüksek üst düzey bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanan takımın her oyuncusu 7620 RP alacak arkadaşlar. Biz bu turnuvaları düzenli olarak yapıyoruz. Bu üçüncüsü. Siz de bu turnuvalara katılmak isterseniz açıklama kısmında Game.tv'nin linki olacak ilk başta. Ona tıklayarak Game.tv'ye katılabilirsiniz. Oradan turnuvaları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda 12 Nisan'da da bir turnuvamız olacak. Yine ödüller aynen bu şekilde. Onun da linki açıklama kısmında ikinci link olacak. Tıklayarak turnuvaya kaydınızı yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Turnuvaya kayıt olduktan sonra mutlaka Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Takımınızı Discord adresimize teyit ettirmeniz gerekiyor. Turnuvaya nasıl katılabileceğinize dair şurada hemen sağ üst tarafta ya da şurada bir yerde bir video var liste dışı olarak. O videoyu izleyerek detayları öğrenebilirsiniz nasıl katılacağınıza dair. Biraz çünkü arada soru işaretleri olabiliyor. O videoda soru işaretlerini giderdik arkadaşlar. Takımına güvenen arkadaşlarımız bu turnuvaya katılabilirler. Discord linkimiz de 3. sırada olacak. 3. link de Discord linkimiz arkadaşlar. Oraya da gelin takımlarınızı teyit ettirmeyi unutmayın. Haydi geçelim bakalım güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Abi pikler eşit ya. Şu an hiçbir yorum bulamadım. Bayağı eşit duruyorlar. Aatrox vs Ornn'a ne diyorsun? Aatrox vs Ornn'da abi Aatrox birebir de kill çıkarabilir. Ama yine de yani late'de alamayabilir Ornn'u. Ornn bayağı güçlenecek bu oyun. Yani Demigren daha avantajlı. İşte bu maçı kim kazanacağı belli olmaz abi. Bayağı eşitler. LB vs Zerat'a ne diyorsun bu arada? Sanki... O tamamen skill maçı abi o. Aynen. Şey diyemedim yani. İşte ben de ondan zaten bir şey yorumlayamıyorum pek. Şimdi bütün lane'ler hem late'de güçlü iki tarafta hem de skill match zaten. Net kazanan bir şey yok. Moshi'nin lane'ini ama boş geçmemek lazım. Moshi Lucian birincisiydi evet ya. Hatırlıyorum onun nickini çünkü. Abi bu arada kırmızı tarafın 2 vs 2'si şey olarak LB Eliz vs Zerat Zek olarak 2v2'ye girerse kırmızı taraf daha avantajlı. Bu arada Eliz mid'e gidiyor. Eliz mid'e gidiyor. Oy orada E kaçmasaydı iyiydi. Yalnız Eliz geldi burada Avalanche'i öldürebilecekler mi? Sıçrayı en kötü alırlar diye düşünüyorum. Direkt barındırı aldılar. Aatrox da kanser abi o Vayne'yi yasaklar. Elis bu sefer yani yukarı da gitti bu arada. Burada bir skor çıkar mı? Aatrox skor çıkacak mı? Ama orada iyi tanklaması lazım. Burada yalnız oha. Ölecek Ornn. Ölmedi Ornn. Ornn'un kaçtığı cana bakar mısınız? Elis çok iyi gidiyor yalnız lane'lere. Yalnız bir TP geliyor burada. Elis'i yakalayacaklar. İnanabilir. Botta yalnız bayağı bir mücadele olmuş. İki tarafta birbirini bayağı dövmüş bu arada ha. İşte ormancı faktörü çok etkili oldu ya. Yani Elis gerçekten hem mide hem üst koridora gitti ve iki baskınında da bir şey çıkarttı bu arada. Oy. İyi kombolattılar aslında. Ve Elis yine yukarı geldi bu arada. Burada bir skor çıkar mı? Bitkinlik kullanıldı yalnız. Orada tutuştur kullanıldı. Burada Ezi kurtarmaya yetecek mi? Yetmedi. Lulu da kaldı. Aatrox yalnız hala savaşıyor. Zek şimdi geldi. Yakaladı ikisini de kafa kafaya çarptırdı. Zek Elis skorunu alıyor. Hatta burada Ornn'u da alabilirler diye düşünüyorum. Ornn öldü. Aynen Ornn da gitti. Zek bu sefer doğru zamanda... Oha Ornn gitmedi lan. Aha. Harbi ölmedi adam. Gelmedi. Elis iyi dönüyor şimdiye kadar lane'leri. Yalnız o Zerat 6 level olursa var ya.
Abi Aatrox'un hasara bakar mısın? Birebir de bayağı yoruyor yani orada Ornn'u. O Ornn'un bayağı alışık olduğu bir senaryo aslında ya. Of işte bak Zerat vs LB'de skill matchup bu abi. Skill matchup dedim bunu. Derken Elis yine geldi burada yalnız. Burada skor çıkaracaklar. Ezreal'ı öldürdüler. Hatta Yumi'yi de öldürecekler şimdi. Vayne'e bıraktılar. Zaten Yumi öyle pozisyonlarda promosyon olarak ölüyor ya. Yapacak bir şey kalmıyor. Yani ne yapsın? Bu arada Ornn dikenleri kalmış. Aatrox bayağı bir zorlar o şu an. Abi Elise çok efektif oynadı ya. Henüz gelmedi diğerleri bu arada. Q atabilirse... Moşi yalnız bırakmıyor. Moşi hala vuruyor adama bak. Ultiyi kullandı. Moşi de ultiyi kullandı ama Q'yu kullanacak manası var mı acaba? Bayağı hasar vurdular. Tutuştur da kullanıldı. Bir skor çıkacak mı buradan? Hatta Ezreal'ı bir daha geldiği gibi öldürdüler. Zeki de öldürecekler şimdi. Abi bu kırmızı takım fena. Söyleyeyim fena. Çok aktif abi Elis. İyi oynuyor abi Elis. Şimdi temizinden bir ekler çıkarırlarsa ki yukarıda Ornn'u dikeneyle çekmişken daha içeri çok iyi oldu. Zek de yaklaştı. Elis burada onu sersemlik yakalayabilecek mi? Yakalayamadı. Yalnız Zerat'a da iyi hasar vurdular bu arada. Arkadaşlar maç sonunda yorumlarda maçın MVP'si kimdi oylamasını yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Maçın en iyi oyuncusunu seçmiş olalım. Yalnız Aatrox'un hasara bakar mısınız arkadaşlar? Direkt sıçra aldı. Onun bu kadar pasif olmasına gerek yoktu orada ya. Peki Aatrox bu maçı taşıyabilir mi abi? Asıl soru o bence. Çok fazla CC var. Aatrox'u taşımazlar. Abi Elis. Sabitten de ulti de geldi. Çok güzel kaçtı buradan ama Zerat geldi. Herkes geldi abi buraya şu an. LB geldi. Arkadan Ezreal'ı öldürdü yalnız. Yukarıda ne oluyor? Aatrox'u öldürdüler geldiği gibi bu arada. LB buradan kaçabilir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yalnız Elis çılgın çocuk hala üstlerine gidiyor. Canı çok az. Zerat ulti açtı. Buradan bir skor çıkar mı? E'yi kullanıp kaçtı gibi burada. Vayne de vuruyor yalnız aynı zamanda. Zek çok güzel yere atladı yalnız burada. Güzel bir skor çıkardılar. Ve buraya kadarı aldı burada Zerat. Mavitler için çok zor abi oyun. Aynen. Oo. Ornn ve LB burada. Zerat öldü. Zerat gitti. Hatta Zek de gitti burada. Bir de LeBlanc'e gitti abi iki kill. Aatrox bari kuleye vuralım diyor galiba. E ne yapsın? Para kazanacaktı adam bir tık. Çünkü altın farklarına bir bakalım. Top lane'de altın farkı yok bu arada. Jungle'da 700 altın kadar fark var. 800. ADC'ler arasında 1500'e yakın altın farkı var bu arada. Çok fazla. Mid'lerde de bir 600 altın fark var. Abi yalnız şu anda gayet rahat savaşıyor Aatrox'la. Ki arkadaşlar mavi takımda da kırmızı takımda da gerçekten çok güçlü oyuncular var. Çok iyi oyuncular var. İki tarafta çok başarılı. İki tarafta kaç 6 takım falan yenip geldiler finale yani. Bak Ornn artık korkmuyor. Aatrox'la birebir her türlü giriyor. Ve iyi hasar vuruyor çünkü. 1v1'de rahat yani Aatrox'la karşı. Herkes arkadan yanaşmaya çalışıyor Zerat'a yalnız. Burada Ornn'un ultisi tutmadı. Zerat E'siyle burada engelleyebilir mi diyecektim. Zek çok güzel girdi içeriye. LB'ye bayağı hasar vurdular. Yumi ulti açıp geldi. He? Zek LB'yi tek başına kesti. Aynen. Güzel girdi orada.
Zek girecek mi yalnız? Zek bir tık yanlış yere atladı gibi oldu ama Aatrox çok güzel yerden girdi. Aatrox'u böceğe çevirdiler. Burada bir skor Vayne'e gitti. Vayne kimse odaklanmayacak mı yalnız? Vayne burada alıyor tek tek. Hatta Zek'i öldürecekler mi? Zek'i koruyabilecek kimse yok galiba. Oy. Elis çok iyi temiz skor çıkarttı oradan ya. Yalnız koordineli girselerdi burada alabilirlerdi. Yani Zek bir tık şeyin önüne atladı. Aatrox'la Zek aynı kombinasyonu sağlayabilselerdi çok iyi olabilirdi orası. Aatrox'un yapabileceği pek bir şey yok abi. Yani hızlanıp ultiyle hızlanıp içlerine giriyor. Ama ya Vayne'in esti ya Lulu'nun W'su bir şey engelliyor yani onu. İçtirmiyor ki. Yani Lulu Vayne'e dokundurmuyor yani. Valla Elis açıkçası lane'leri bayağı. Ama burada Vayne'i çok rahat bir şekilde aradan çıkardılar yalnız. Lulu sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. LB çok güzel hasar vurdu Ezreal'a ama aradan çıkartamadı. LB burada ölürse sıkıntı diyecektim ama ölmedi. Alameti alacaklar. En azından kule açabilecekler. Yalnız onun ulti boşluğa. Ama denedi. En azından çalmayı denedi çünkü. O mavi taraf inceden mi direniyor bak. Aynen. Ejderi çalma ihtimalleri var bu arada. Yok aldı. Kaldı abi. Elis bırakır mı onu ya? Yandı. Burada Zerat'ı kötü yakaladılar. Zerat'ın arkasında kimse yok. Güzel bir sersemletme ve güzel kurtuldu yalnız. Orada tutuşturunu aldılar bunu. Devam etmek istemediler ya arkasında biri olur diye. Görmüyorlardı orayı. Aynen. Abi LB'ye bakar mısın? Ben kesebileceğini sanmıyorum şu. Yok kesemezdim. Boğazda mı sallıyor yalnız? Yalnız kırmızı bir de aynı zamanda Baron'u aldı. Bu çok sıkıntı. Burada Zerat'ı öldürebilirler ki öldürdüler. Zek girmemesi lazım burada aslında. Zek'i de öldürdü Vayne. Abi Vayne tarıyor ya. Vayne taradı abi resmen. Tamam buradan bir girmeyi düşünecekler büyük ihtimalle. Ultisiyle girdi. Güzel zıplattı ama Vayne'in E'si işte. Aatrox'un engage'ini yok sayıyor resmen. Ama Aatrox burada çok güzel bir skor aldı buluyor. Kritik vurdu orada galiba. Bir skor daha çıkar mı? Çıkmadı bu arada. Vayne güzel kaçtı. Şimdi LeBlanc geliyor. LeBlanc burada toplayabilir. Ama Aatrox topuk. Değil lan Aatrox gitmemiş bu arada. Aatrox hala istiyor. Altın farkı 9000. Çok fazla yani. Mid arasında da 2000 altın fark var. İki tarafta da bir silsilik var diyecektim ki burada yanlış. Lulu'nun canı çok az. Ezreal'ın ulti geldi ama Lulu ultisi Lulu'yu kurtardı. Şimdi bir TP geliyor. Aatrox geldi ama direkt ortamdan uzaklaştı. Şimdi LB geliyor yukarıdan. Zerat burada skor çıkarabilecek mi? Burada yalnız skorlar dönüyor gibi. Ezreal burada skor çıkartabilecek mi? Vayne burada Ezreal'ı peşliyor. Arkadan LB yalnız Zerat'ı öldürecek gibi. Burada canlar çok az. Burada LeBlanc öldü mü? LeBlanc de ölmedi yalnız. Resmen 10 canına falan kaçtı orada LB. Ezreal'in canı çok az. Acaba alabilirler mi Ezreal'i? Oy aslında burada bir fight masalar olur. Herkesin canı çok az da Ezreal'ın canı çok iyi durumda. Oha. Ruhu aldılar. Baksana Vayne abi. 3, 4, 6 tane vuruyor Aatrox'a. Maksimum. Vayne şu an inanılmaz tarıyor ya resmen.
da ne bileyim. Ama Yumi varken de çıkaramazsın ya. Yoksa ölmüşsün zaten. Onu yalnız direkt iki kişiyi gördüğü gibi daldı. Burada Zerat gitti. Yumi de gidecek mi? Gitmedi yalnız. Vayne yine ateş etmeye devam ediyor. Burada büyük ihtimalle inhibitörü alırlar diye düşünüyorum. Çünkü Vayne'i nasıl durduracak? Bak 2. Ooo Yumi güzel can doldurdu. Ama buradan inhibitör gidecek gibi. Hatta o skor da çıkar mı? Çıkmadı. Oyunu bitirecekler lan. Atrox ultiyi açıp içeri girmeye çalışıyor ama yok abi. Mümkün değil. Elis. Orada bir skor çıkarttı. LB de bir skor çıkarttı orada. Yani Atrox'un şu an yapabileceği hiçbir şey yok. Ve maçı portakallar kazanıyor gibi geliyor bana. Buradan dönüyormuş düşünsene. Çok zor. Oha. Kesti. Buradan da kesti. Yani bu takım her turnuvaya katılsa bizim bunlar vermez gibi ha. Ben de onu düşündüm abi demin. Onu diyecektim. Bu turnuva takım büyük ihtimalle bayağı turnuva kazanır. Hepsini bile kazanabilir. Of. Oy! Sıçrana birlikte çok güzel E tutturdu yalnız ya. LB çok iyi oynadı orayı. Vayne yalnız istiyor. Vayne istiyor derken aldı hatta. Şimdi arınları da kullandı. Moshi ne yapıyorsun ya? Hatta onu da aldı. Penta'sı var mı? Bir penta verirler mi ona? Bir penta verecekler mi? Yok, Vayne'in işi oyunu bitirir. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Turnuvalara katılmak isterseniz açıklama kısmındaki Game.tv linkinden Game TV'ye kayıt olun. Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Discord adresimiz çok önemli. Portakallar iyiydi bu arada. Yani portakalların hakkını yemeyelim. 7260 rep yok. 7620 rp kişi başı kazandı.